geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş bulduk Alev Hanım. Teşekkür ediyorum. Bir araştırma var. Az önce aktardım. Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapıldı araştırma. İki doz Pfizer-BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın koruma seviyesi 7 ay içinde 10 kat azalıyor bu araştırmaya göre. Ve 7 ay sonra 3. doz aşı yapılmalı açıklamasında bulunuluyor. Ben de hemen sormak istiyorum. Öncelikle antikor seviyesi 7 ayda bir düşecek mi? Biz 7 ayda bir aşı mı olacağız? Şimdi biliyorsunuz daha önce Sayın Uğur Şahin'in Özlem Türeci bir açıklaması olmuştu. İki doz yetmeyecek, üçüncü doz hatırlatma dozları gerekecek şeklinde ve buna bir takım tepkiler gelmişti. Bu aslında çalışmada o tepkiler bağlamında sanki onları doğruluyor gibi. Sadece bu çalışmada tabii çok 46 gibi bir az sayıda kişide yapılmış bir çalışma olsa da İsrail aslında bundan yola çıktı ve 6 ay sonra önce 65 yaş üstü, sonra 50 yaş, 30 yaş derken indirerek yaşı tüm bireylere 3. dozu gerekli kılmıştı. Aslında bundan yola çıkmışlardı. Bunun dışında Amerika'da 8 ay, Avusturya'da 9 ay, İsveç ve İsviçre'de yine benzer şekilde 3. doz, Macaristan, Çekya gibi ülkelerde bunu standarda bindirler. Aynen bu dediğiniz bağlamda yola çıkarak. Ancak tabii bunun karşıtı düşünceler de var ve onların söylediği şu: FDA'nin biliyorsunuz tartışmalı bir kararı da olmuştu. Amerika kendi içinde de ikiye ayrılmıştı. Bir bölümü demişti ki bağışıklık sistemi düşük olanlarda, işte sağlıkçılar gibi yüksek riski olanlarda, 65 yaş üstü olanlarda yapalım, üçüncü için acele etmeyelim. Anladığım kadarıyla böyle bir çalışmada bunun için bir altyapı hazırlamayla amaçlanmış bir çalışma gibi duruyor. Ne olursa olsun anladığımız özellikle inaktif aşılarda 3 ay sonra koruyuculuğun düşmeye başladı. 6 ay sonra bunun çok ciddi oranları vardı ve kesinlikle hatırlatma dozunun olacağı. mRNA aşıları içinde o dediğiniz çalışma olsun, pek çok çalışma olsun, evet bir 3. doz hatırlatmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Ancak bunun dışında Peter Hotz gibi Amerika'dan önemli bir aşı uzmanı şunu söylüyor: kuvvetle muhtemel 3. aşı yapıldıktan sonra mRNA aşılarında belki de tekrar bir hatırlatma dozu gerekmeyebilir. Çünkü bu çalışmada olduğu gibi her şey antikor yanıtı değil. Yani hümoral immünite diyoruz ama bu değil. Hücresel bağışıklık, mukozal bağışıklık ve aslında belki de yolda olan başka aşılarla daha kolay burundan uygulanabilecek mukozal bağışıklığı da, yani farklı bağışıklıkları da tetikleyecek, daha güçlü tetikleyecek aşılarla belki bu sorunu da önüne geçirecek. Faraza geçilmedi. Mesela biz de influenza aşısını her yıl oluyoruz. Tetanoz aşısı 5 yılda bir olanıyor. Bunun gibi pek çok hepatit aşısı. Sonuçta belki de her yıl, belki 8 ayda bir olunabilecek. Hatta bunun için combo aşılar, pek çok koronavirüs ailesini barındıran, belki de influenza ile birlikte olacak karma aşılar gibi aşılar belki planlanacak. Ve önümüzdeki dönem bu üçüncü rapel hatırlatma dozlarından sonra yaygın çalışmalarla hücresel immünitelere bağışıklık cevaplarına bakılarak da kararlar verilecektir diye düşünüyorum. Yani bu çok insanları korkutmasın, insanların gözünü özellikle bunu vurgulamak isterim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da iki doz mRNA aşısı olanların 5-6 ay sonra bir hatırlatma aşısına, rapel aşıya ihtiyaç duyabileceğinin altını çizmişti. Bu belki de Türkiye'de de bir standarda kavuşmalı mı, vatandaşların en azından kafasındaki soru işaretlerinin biraz daha azalması için, ya da kavuşur mu? Mutlaka kavuşur. Dediğimiz gibi farklı iki aşı uyguluyoruz. Biz hem inaktif aşı için, anladığımız inaktif aşı da zaten 6 ayda bir yapılacak. Ancak mRNA aşıları için de dünya verileriyle birlikte zaten göreceğiz. İsrail yaptı ve sonuçları yayınlıyor. İşte Amerika'dan geliyor. İşte pek çok yapan ülke var Avrupa'da. Bu veriler bağlamında zannediyorum bizde de bir 6-8 ay gibi 3. doz hatırlatma dozu mRNA'da da yapılacaktır gibi bir protokol oluşup insanlar da önünü görebilecektir diye düşünüyorum. Ülkemize döndüğümüz zaman vaka ve can kaybı neden düşmüyor sorusu ilk sırada yer alıyor. Çünkü vefat sayısı 203 son açıklanan verilere göre ve 200'ün altına da çok uzun süredir düşmedi. Vaka sayıları da 30 bine dayanmış durumda seyrediyor. Son açıklanan verilere göre 27.973 yeni vaka tespit edildi. Bu sayılar sabit kalmış gibi görünüyor. Öncelikle bunun sebebi nedir? Bir kısır döngü içerisinde gibi miyiz?
Alev Hanım, bizim en büyük kısır döngümüz, biz aşık karşıtlığıyla mücadelede yeterli değiliz. Bakın, Fransa bir mücadele etti, 3 kat azalt. Amerika'da 2 kat, onlarda da gerçi aynı sorunlar var. Bakıyorsunuz Portekiz'e %80'den fazlası aşılıyor. Yani birçok ülke yavaş yavaş, dünyada 12 ülke var %70'i geçmiş olan ve her gün yenisi ekleniyor. Ama bu ülkeler aşı karşıtlığına çok fazla prim vermiyor. Bize geldiğimizde bakın YouTube bile aşı karşıtlığı dezenformasyona yol açan videoları yasaklar koyuyor. Ama bizde bu insanlar kanal kanal geziyor, mitingler yapabiliyor rahatlıkla ve insanların, özellikle aşı tereddütü olanların kafalarını karıştırmaya devam ediyor. Üstelik ortalıkta gezen efsanevi, hiçbir temeli olmayan bilgilerle insanlar yanlış yönlendiriliyor. 2 aşı olmuş olanlar bile 3. yaptırmaktan korkar hale geliyor. Ve biz bugün %52 ikinci doz, çift doz aşılanma yaptık olarak görünüyor ama bunun bir bölümü çift doz Sinovac olup 3. yaptırmayanlar. Bunları da hesaba kattığınızda aslında %50'nin altında tam doz aşılamış durumdayız ülkemizi. Onun içinde bir türlü başa çıkamıyoruz. Oysa bu rakamların %70'leri Delta varyantı varlığında geçmesi gerekiyor. Biz onun için ne vakaları azaltabiliyoruz istediğimiz gibi, ne ölümleri azaltıyoruz. Ve bu anlamda da dünyada ilk 10 sırada hep yerimizi alıyoruz. Hindistan'dan bile nüfusa oranladığınızda daha fazla ölüm oranına sahibiz. Ne yazık ki. Onun için aslında ülkemizde yapılması gereken en önemli şey, evet, aşı konusunda bilinçlendirmeyi sizlerin, bizlerin kanalıyla sadece değil, Sağlık Bakanlığı'nın sadece sözel tweetlerle değil, çok daha etkin olarak sahada yapması, önlemleri alması. Ben şu an sağlık yönetimine dair pek çok zafiyeti olduğuna inananlardanım. Okullardaki etkin korumanın olmadığına. Bakın, salgın sürüyor. Sayılarımız testlerde 300 binler civarında. Gripal hastalıklar var başka. İşte öğretmenlerden de aşı olmayanlar, işte düzenli PCR yapacak dendi ama bir türlü test oranlarımız bile artmıyor. Ve bu bağlamda biz böyle giderse bu sayıları düşüremeyiz. Aşılamayla ilgili, aşı karşıtla ilgili çok daha keskin kararlarla gidip hızla aşılamayı artırmaktan başka yol şu an için yok gibi görünüyor Alev Hanım. Sadece aşılamanın seviyesinin düşük olması mı, yoksa bir de Delta varyantı gerçeği var? Tabii. Aşıdan kaçtığı da konuşuluyordu, kaçabileceği konuşuluyordu. Bunun da etkisi olabilir mi? Vefat sayılarının bu kadar yüksek olmasında ya da vaka sayılarının. Bakın, Amerika'dan bir örnek vereyim. Eyaletler arasında karşılaştırma yapmışlar. Aşılama oranı düşük eyaletlerde vaka ve ölüm oranları çok belirgin farklı. Yani sonuçta aşılama çok önemli. Onun için aşının özellikle üzerinde duruyorum. Delta varyantı 5 kat daha bulaşıcı. Çok daha hızlı bulaşıyor. Dolayısıyla biz önlemlerde kısmen gevşeklik içindeyiz. Biz Temmuz ayından itibaren sanki salgın yokmuş gibi bir uygulamaya geçtik. Bütün bunlar hep bir arada olduğunda ne yazık ki hala yerimizde sayıyoruz ve bakın 26 ülkeden Avrupa'da yapılmış bir çalışma, okulların açılmasıyla birlikte ortalama 5-6 hafta içinde aslında gerçek okulların yansımasını gösteriyor. Ve 25 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Yüksek öğretim kurumları yeni açılıyor ve bütün hepsini aslında hesaba kattığımızda önümüzdeki günler bu hızla gidersek biz daha da artar diye endişemiz de var işin açıkçası. Onun için önlemleri daha sık almak, özellikle eğitim alanında aşılamayı dediğim gibi daha fazla artırmak bizim yapmamız gereken en önemli unsurlar. Yani evet, Delta, bütün dünyada Delta baskın, ancak aşıyı yapanlar, önleminden ödün vermeyenler ne yazık ki Delta'ya yenik düşmüyor. Ama biz şu an virüs önümüzde gidiyor olarak bir tablo izliyoruz. Yüz yüze eğitim koronavirüs tablosuna yansımaya başladı mı, yoksa söylediğiniz gibi önümüzdeki günlerde mi asıl yansımayı göreceğiz? Dediğim gibi ortalama olarak bir 5 hafta vermişler ve en arka 1 ay gibi bir süre veriyorlar bunun için. Ama kısmen vaka artışlarına yansıyordur diye düşünüyoruz. Çünkü okullardan kapanan sınıflar duyuyoruz. Öğrenci arasında vakalar, onların ailelerine bulaştırıcılıkları. Tabii bunlar yansıyacaktır, ancak bunlar hiçbir zaman eğitim kapansın, okullar kapansın demek değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha ciddi, keskin önlemler ve öğrenciler arasında aşılamayı artırmasıyla ancak çözülebilecek konulardır. Kimse okulların kapanmasını istemiyor, ancak vaka sayıları bu kadar yüksek seyrederse, aktif vakaların 1/4'ü çocuk olarak devam ederse, bu kadar ısrar etmekte okulların açık kalmasında doğru bir yaklaşım mı?
Kesinlikle aslında hep söylediğimiz şey derslikleri olabildiğince azaltmak, yüz yüze eğitimi yanı sıra hibrit eğitimde yine gitmeyi aslında elden bırakmamak. Ancak onda da dijital eğitimde çok daha altyapıyı kurgulamak, ama biz bunlarda çok geciktik. İnşallah bundan sonra bunu da yapabiliriz. Ancak dediğiniz gibi bakılır ki dersler artık çok yoğun kapanıyor, sayılar çok arttı, sağlık sistemin yükü daha da artıyor. Zaten o zaman başka çare kalmaz. Dilerim o günler olmasın Alev Hanım. Bir de koronavirüs rehberi güncellendi. Bu yeni rehbere göre öğrencilerin karantina süresi 4 güne düşürüldü. Şimdi az önce de söyledik, vakaların 1/4'ünün çocukların oluşturduğu bir dönemde bu alınan karar doğru bir karar mı? Evet, aşısızlar için 10 güne, aşılılar için 5 güne düşürdüler. Tabii bu çok kısa bir süre, tartışılır. Çok daha uzun olması daha aslında mantıklı olurdu. Çünkü gerçekten asemptomatik çocuklar çok, aileleri hasta olup onların takibi bile yapılmıyor Alev Hanım. Keşke o PCR'ler hep yapılsa. O kadar çok şey sağdan duyuyoruz ki bir aileden iki kişi hasta, diğer ikisi gidiyor. Şikayetiniz yoksa teste gerek yok deniyor. Aslında çok büyük bir karmaşa var işin açıkçası. Onun için ne desek az, karantina süresi tabii bu anlamda evet biraz kısa. Özellikle Delta'nın olduğu bir süreçte. Son olarak PCR testi havada mı kaldı? Şimdi aşı olmayanlara PCR şartı getirilmişti. Ancak mesela kafe, restoranlara bakıldığımızda oralarda bir PCR testi zorunluluğu yok. Okulda sizin bahsettiğiniz gibi kriteri değişir mi PCR'ın? PCR zorunluluğu gelmeli mi? Keşke olsa. Hep söylediğimiz şey, biz PCR'dan da vazgeçtik Alev Hanım. Öyle yerler var ki otellerde HES bakmıyorlar. Toplu alanlarda hiçbir, ben onca kafeterya, restoran, hiç HES kodu bakılmıyor. Yani artık öyle bir şey yok. Evet, ben geçtiğimiz PCR'dan gün bile vazgeçtik artık. Lafınızı böldüm. Bir tiyatroya gittiğimde aşı kartımı, her şeyi hazırladım, sorulacak diye bekliyorum. HES koduna da bakılmadı. Aşı kartına da bakılmadı. Öylece girdik içeri. Gerçekten çok enteresan, yani hiçbir yerde bunun zorunlu hale getirilmemesi ama yapılacak diye de altının çizilmesi, bir standarda kavuşması gerekiyor herhalde sizin de söylediğiniz gibi. Kesinlikle. Sadece söylemlerle değil, yasa, yaptırımlar ve gerekirse cezai müeyyide uygulayarak olmalı ve aşı karşıtlığına, aşı tereddütlerinin aklını karıştırmamaları adına asla izin verilmemeli. Ama dediğim gibi biz bu konuda da çok gevşek davranıyoruz. Biz çok pembe sözcüklerle gidiyoruz. Bu olmuyor. Yazık, canlar gidiyor. Her gün 200'ün üzerinde can gidiyor ve dünyada ölümlerde de oldukça önemli yerlerdeyiz, sıralardayız. Bu çok can yakıyor tabii. Önlenebilecek bir ölüm, önlemiyorsunuz, önleyemiyorsunuz. Bunlar can yakıyor. Onun için bence çok daha ciddi gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız, aydınlattınız bizlere. Özellikle de bugün gazetelere yansıyan Emory Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırma mRNA aşısı olan vatandaşlarda yine bir kafa karışıklığına sebep olmuştu. Siz 7 ayda bir aşı olabileceğimizi, bunun da normal olduğunu, belki de karma aşıların çıkabileceğinin altını çizdiniz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.